Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde sanal robot uygulamamız olan e-robotun üzerindeki sensörlere biraz daha yakından bakacağız. Bunun için önce ekranda robotumu biraz daha büyüteyim şöyle. Bakın robotumuz şu şekilde. Şöyle önden görünümü. Şöyle dursun. Şimdi program başladığında robotumun üzerinde bulunan ışıklar yansın. Mavi ışık yansın istiyorsam burayı 255 yapıp diğerlerini silmem gerekiyor. Evet, robotumun ışıkları program başladığında yansın, yanıp sönsün. Peki, bir de robotun dokunma sensörü var. Bakın üzerinde 4 ayrı bölge var. Buralara dokunduğumuzda farklı hareketler yapsın. Bunun için When Touched yazısıyla yazılan bu bloğu alıyorum. Touch biliyorsunuz dokunma anlamında kullanılıyor. Şimdi buraya tıkladığımızda bakın üzerindeki bu mavi alanları üçünü iptal ettim. Sağ tarafa dokunduğumuzda sağ dönüş sağlasın. Bunun için turn right bloğumu yerleştirdim. Sağ 90 derece dönecek. Şöyle bunlardan 4 tane alalım ve içerisine dönüş, ileri ve geri gidiş şeklinde komutlarımızı yerleştirelim. Birinci komutumuz neydi? Buraya dokunduğumuzda robotumuz sağa dönecekti. Sola dokunduğumuzda sola dönsün. Bu sefer buraya tıklıyoruz. Bakın sola dönüş simgesini tıkladığım zaman 90 derece sola dönecek. Sol tarafa tıkladığımız zaman. Hemen burada sağ alt köşeye dokunduğumuzda ileri gitsin. İleriye doğru 16 santim ilerlesin. Sol alt köşeye dokunduğumuzda ise geri gitsin. Geri gitmesi için 16'nın üzerine tıklayıp şuradaki eksi simgesine tıklarsak eksi 16 yani geri git 16 santim anlamında kullanılıyor. Şimdi bunu dilerseniz bir test edelim. Şöyle yapayım. Biraz daha ekranı küçülteyim. Şu anda bakın robotun üzerindeki ışıklar yanıp sönüyor. Sağ tıkladım. Sağ dönüş sağladı. Sola tıkladım. Sola döndü. Şimdi ileri gidecek. Ve buraya tıkladığımızda robotumuz geri gelecek. Bir de ön kısımda bulunan robotun şuralarında da sensörleri var. Bir yere çarptığında. Bu ne anlama geliyor? Önünde bir engel çıktığında. Şurada engel yapabilmemiz için bakın bloklar var. Bunlardan yararlanabiliriz. Şöyle yerleştirelim hemen bloklarımızı. Şöyle yerleştirdik. Biraz daha büyütelim alanı. Şurada dursun. Şimdi bu bloklara değdiği zaman robotum geri gelsin. Onu da nereden alıyoruz? Şu bloğu alıp buraya yerleştirdiğimiz zaman bunun üzerine tıkladığımız zaman bize 3 seçenek sunuyor. Sol taraftaki sensörü bir yere çarptığı zaman sola, sağ taraftaki bir yere çarptığı zaman sağa dönüş sağlayabiliriz. Ya da her ikisini de bir yere çarptığı zaman, her ikisiyle dokunduğu zaman geri gelmesini sağlayalım. Dilerseniz bunu kullanalım şimdi.
Hemen buradan 16'ya tıkladım ve eksi yaptım. Buraya çarptığı zaman 16 santim geri gelecek. Artık şuraya dokunmama gerek kalmayacak. Evet, şimdi bir bakalım. Başlattık. İlerlemesi için şuraya dokunuyorduk. Biraz daha ilerlesin. Evet, bakın çarptığı zaman geri geliyor. Tekrar edelim. Evet. Sağ dokundum, sağ döndü, sola dönüş sağladı. Bununla geri geliyordu. Bu şekilde de ilerletebiliyorduk. Evet, bu şekilde robotumuzu farklı şekilde yönlendirebiliriz. Şimdi bu çalışmada daha sonra açıları göreceğiz. Bir sonraki dersimizde. Dedik, robotun bu sensörleriyle ilgili siz de farklı bir programlama gerçekleştirin. Ve bir sonraki dersimizde, canlı dersimizde bunu nasıl paylaşacağımızı göreceğiz. Ha, bu arada projemize isim vermeyi unuttuk. Hemen ismini verelim. Sensörler diyelim. Sensörlerle robotu yönlendirme. Şuradan da kodları biraz daha küçültelim. Evet, bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.